güvendiğimiz bir brokerla çalışıyoruz ve hoşlandığımız bir tekne var. Nasıl devam edeceğiz? Mutlaka ve mutlaka tekneyi yerinde ziyaret etmenizi öneriyorum. Birincisi, bu tekneyle bir bağ kurabilecek misiniz? Yani kendinizi ve ailenizi bu teknenin üzerinde görebiliyor musunuz mutlu günler yaşarken? İkincisi, size sunulan özelliklere haiz mi tekne? Diğer taraftan bakım durumu, temizliği nasıl? Bunlar ilk gördüğünüzde ilk intiba oluşturacak ve size çok ciddi fikir verecek şeyler. Bir sunumdan ziyade görmek çok daha önemli. Diğer taraftan bu aşamayı da atlattık ve her şey yolunda, her şey pozitif. Ve siz şifai olarak bir teklif iletmek istiyorsunuz satıcı tarafa. Bunu broker aracılığıyla yapıyorsunuz ve karşıdan olumlu veya sizin istediğiniz noktaya yakın bir cevap geldi. Bundan sonra nasıl ilerlemeliyiz? Yani bu iş olacak artık. Burada mutlaka ve mutlaka aradaki tüm anlaşmayı yazıya dökmek benim çok güçlü bir şekilde önerdiğim bir nokta. Bu anlaşmada mutlaka üzerinde uzlaşılan alım bedeli, alıcının kim olduğu, satıcının kim olduğu, teknenin özelliklerinin ne olduğu, teknenin ruhsatının bir kopyası mutlaka ve mutlaka bulunmalı. Bunun dışında ödemelerin ve tekne teslimatının zamanlaması, yani takvimi, yani ilk ödemeyi ne zaman yapacağız, tekneyi ne zaman teslim alacağız ve de Türkiye'de çok atlanan ama bizim çok önerdiğimiz başka bir nokta, teknenin ekspertizi nasıl yapılacak ve hangi tarihlerde yapılacak ve ekspertiz sonrası siz vazgeçebilir misiniz gibi noktalar kontratta açıklığa kavuşturulmalı. Genelde 100 liralık bir anlaşma yapıldıysa bunun 10 lirası, yani %10'luk kısmı avans bedeli olarak ödenir. Tabii ki bu kontrat dahilinde olmalıdır ve bu da kontratta yazmalıdır. Bizim önerimiz bu kaporayı tarafsız bir kuruma, yani aradaki broker'a ödemeniz, eğer broker'ınız güvenilir ve kurumsal bir firmaysa. Böylece kontratta yazan objektif kriterler gerçekleşirse bu kapora satıcı tarafa iletilir ve siz bakiye ödemesini yaparsınız. Eğer kontratta yazılanlar gerçekleşmezse veya sizin yollayacağınız ekspertiz tekneye uygun bulmazsa siz kaporanızı geri alabilmelisiniz, eğer kontratta bu şekilde yazıyorsa. Dolayısıyla bu kriterlere haiz bir kontrat yapmak sizi bu ticarette hem sizi hem de satıcı tarafı koruyacak ve kuralları net bir şekilde ortaya koyacaktır. Satıcıyla fiyat konusunda bir anlaşmaya vardık. Kontratımızı yaptık ve %10 kaporamızı yatırdık. Bundan sonra ne yapacağız? Burada eksper, bizim denizcilik tabirinde surveyor devreye giriyor. Bu noktada aynı broker müessesinde olduğu gibi surveyor noktasında da pek bir düzenleme yok Türkiye'de. Akredite surveyler, yani uluslararası kurumlar tarafından kabul edilmiş standartlarda survey yapan kişiler Türkiye'de az ama var. Dolayısıyla bunları bulabilirsiniz. Peki survey ne yapar? Birincisi, survey alıcı için çalışır. Survey masrafları alıcı tarafından karşılanır. Bu çok net bir kuraldır. Çünkü survey sizin adınıza, sizin hakkınızı savunmak ve teknede sizin görmediğiniz bir eksik varsa bunu size rapor etmek için çalışan bir kişi. Dolayısıyla gerek survey'in ücreti, gerekse de survey için gerekli olacak marina ve benzeri ücretler tamamen alıcı tarafından karşılanır ve bu alıcının gideridir. Peki survey neler yapar? Doğru ve akredite bir survey ile çalıştığınızı farz edersek, birincisi bir varlık analizi yapar. Yani teknede vaat edilen şeyler teknenin üzerinde var mı? İkincisi fonksiyon analizi yapar. Tamam, bunların hepsi ekipman olarak, sistem olarak teknede var ama bunlar çalışır durumda mı ve bakımları yapılmış mı? Bunu tespit eder. Üçüncüsü tekneyi karada inceler. Yani teknenin su altında kalan kısmında herhangi bir hasar olmuş mu, herhangi bir su yürümesi olmuş mu, herhangi bir ozmoz olayı olmuş mu? Bunu tespit eder ki bunun için özel aletler ve özel eğitimlerden geçmesi gerekir survey'in. Dolayısıyla akredite olması çok önemli. Ve en sonunda da tekneyle bir deniz denemesi yapar. Yani tekne tamam stabil haldeyken çok iyi, sistemleri okey, gövdesinde bir şey yok ama tekne seyir halindeyken tüm istenenleri gerçekleştiriyor mu? Mutlaka ki ikinci el bir teknede ufak tefek eksikler çıkacaktır veya bazı durumlarda majör konular çıkacaktır. Survey'in bunu size geçerli bir şekilde raporlaması, bu sorunların neler olduğu, çözülüp çözülemeyeceği, eğer çözülebilecek sorunlarsa aşağı yukarı ne kadar maliyette çözüleceği konusunda size bir survey raporu sunması lazım. Bu survey raporundan sonra da eğer satış kontratını doğru yapmışsanız, eğer majör konular varsa satıştan vazgeçme, alımdan vazgeçme hakkına sahip olmalısınız. Bu raporudaki konuları göstererek. Eğer
bazı konular varsa ve bunlar belli bir şekilde giderilebilecekse son olarak fiyatta bir indirim isteyebilirsiniz bu konuların giderilmesi için. Veyahut da çok ufak tefek konular varsa ve bunlar kolay giderecek şeylerse alım konusunda devam edebilirsiniz. Dolayısıyla burada 3 şey var. Birincisi alımdan vazgeçebilirsiniz. İkincisi fiyatta tenzilat isteyebilirsiniz. Üçüncüsü survey raporunuz olumlu çıkarsa gönül rahatlığıyla alıma devam edebilirsiniz. Ama survey'in önemi çok 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 fazla. Survey raporu da istediğiniz gibi çıktı ve beğendiğiniz teknede aranızda herhangi bir engel kalmadı. Bundan sonra yapmanız gereken şey teknenin alım satımı olacak. Türk bayraklı teknelerde teknelerin alım satımları herhangi bir liman başkanlığında gerçekleştirilebiliyor. Bu çok hızlı ve de pahalı olmayan bir işlem. Vergiye de tabi değil. Dolayısıyla alıcı ve satıcı veya bunların vekilleri liman başkanlığına gidip bu satışı yarım günden az kısa bir sürede halledebiliyorlar. Son dakika sürprizleri olmaması için yapmanız gereken birkaç şey var. Teknenin sahibinden teknenin ruhsatı ile ilgili bir temiz kağıdı isteyebilirsiniz. Yani teknenin ruhsatında herhangi bir alacak, herhangi bir kayıt olmadığını önceden öğrenebilirsiniz ki son dakikada bir sürprizle karşılaşmayın. Tabii ki alıcı ile satıcı arasındaki ödeme noktasında bir ticari anlaşma yazılı olarak yapılmıştır diye düşünüyoruz. Böylece satım anında ödeme noktasında belli bir uzlaşma olsun, öncesinde veya sonrasında yapılsın. Bunun dışında liman başkanlığına gitmeniz ve birkaç saat geçirmeniz teknenin sahipliğini almanız için yeterli olacaktır. İkinci el tekne alırken aldığınız teknenin bayrağı çok önemli. Eğer Türk bayraklı bir tekne alıyorsanız birkaç saat içerisinde devir işlemlerini halledip keyifle seyrinize başlayabiliyorsunuz ve Türkiye'de istediğiniz gibi seyir yapıp kalabiliyorsunuz. Yabancı bir bayraklı tekne almak istiyorsanız şunu bilmelisiniz ki yabancı bayraklı tekneler Türk bayrağına çevrilemiyor. Aynı otomotivde olduğu gibi. Dolayısıyla yabancı bayraklı bir tekne alırsanız bunu yabancı bayrak kaydıyla gene ancak sahibi olabilirsiniz. Bunu Türkiye'de kullanmak için de gene Transitlog gibi özel izinlerle bu işi halledebilirsiniz. Fakat özellikle 2017'nin Ocak ayında çıkan Türk bayrağına dönüşüm ve Türk bayrağı yasasından ve yeni KDV ÖTV oranlarından sonra yabancı bir bayraklı teknenin Türkiye'de kalması ne kadar sürdürülebilir ve regülasyon için ne kadar olumlu, açıkçası o soru işaretleri kafanızda olmalı. Fakat Türk bayraklı bir tekneyi birkaç saat içerisinde devralıp hiçbir sorun olmadan çok rahatlıkla yıllarca kullanabilirsiniz.